Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 27 Haziran Pazartesi, haftanın ilk günü. Çok sıcak başladı hafta. Gözümüz kulağımız Ankara'da. Çok önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı. Hepimizin merak ettiği çok önemli konular var masada. En çok merak edilen memur ve emeklilere yapılacak Temmuz zammı, asgari ücrete yapılması beklenen artış ve bayram tatili elbette. Kabinenin gündeminde çok önemli diplomatik konular da var. Takip ediyoruz toplantıyı. Gelişmeleri hiç vakit kaybetmeden ekrana taşıyacağız. Karadeniz'deki sel felaketiyle başlıyoruz ana habere. Yağış Karadeniz'in batısında çok şiddetliydi. Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta sele ulaştı. Dereler taştı. Üstündeki köprüler suyun gücüne karşı koyamadı ve yıkıldı. Onlarca kişi evlerinde mahsur kaldı. Onlara karadan ulaşabilmek mümkün olmadığı için devreye helikopterler girdi. Eyvah gitti. Gelme. Geçen seneden daha fazla oldu. Bir yıl önce felaketi yaşayan Kastamonu'yu bir kez daha sel vurdu. Dereler taştı, köprüler yıkıldı, yüzlerce kişi evlerinde mahsur kaldı. Kimi botlarla, kimi helikopterle kurtarıldı. Beş dakikada çayın debisi iki katına çıkmak üzere, yani çıkıyor yani şu anda. Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağış özellikle İnebolu bölgesini yoğun bir şekilde etkiledi. İnebolu'nun ilçesinde geçen iki yaya köprüsü çökerken ilçe merkezinden geçen araç trafiğinin sağladığı köprülerde geliş ve gidişlere şu an itibariyle kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Şu an burası Kastamonu Bozkurt. Karadeniz'in batısı için meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Önceki gün başlayan yağış şiddetini arttırarak devam etti. Çatal Zeytin girişi 1. kilometre. Toprak kaymaya başlamış, ilerisi daha kötü. Orayı doldurmuşlardı, üstlerinden dahi aşmış. Sel öylesine güçlüydü ki Kastamonu'da yaya geçişinin sağlandığı köprüyü yıktı. Eyvah gitti. Eyvah, çok kötü bu var. Selin vurduğu Bozkurt'ta ilçe devlet hastanesi boşaltıldı. Şen pazarında ise ilçeyi birbirine bağlayan köprü sele dayanamadı. Yıkıldı. İnebolu bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından emniyet birimleri sürekli şekilde anonslarını yapıyor. Özellikle dere yataklarında bulunan iş yerlerindeki vatandaşlar iş yerlerini açmadı. Emniyet birimleri ise derenin ve çayın kenarlarında tedbirlerini arttırmış durumda. Yüksek kesimlere çıktık ama tabii malımız canımız var buralarda. Mecburuz yani. Selde evlerinde mahsur kalanlar çatılara çıkarak yardım bekledi. Helikopterler gün boyu mesai yaptı. Bölgede sık sık girişte birinci katta oturanlara üst katlara çıkması yönünde uyarı yapılıyor. Birinci katlarda kalanlar var. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. Şiddetli yağış sadece Kastamonu değil, Karabük, Zonguldak, Sinop ve Bartın'da da sele sebep oldu. Burası Bartın merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. İşte Bartın'a bağlı Arıt Deresi şu anda çok şiddetli bir şekilde dere taşmak üzere ve Bartın merkeze doğru ilerliyor. Bölgede çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Bartın merkezde bulunan Kemer Çayı'nın taşmasıyla birlikte cadde tamamen sular altında kaldı. Zonguldak'ta ise dere kenarında bulunan otoparkın istinat duvarı yıkıldı, araçlar dereye sürüklendi. Evlerinde mahsur kalanlar da botlarla kurtarıldı. Evden yaşayamadım, alt kat doldu suyla.